Biz Amerika'da başaramadığımızı, yani Türkiye Cumhuriyeti savaştan sonra köyün üstlerini başarmış diyor. Her ne kadar bazıları Ulusal Kurtuluş Savaşı'da olmadı, kurşun bile atılmadı falan derlerse de. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı çok küçülten, hatta Ulusal Kurtuluş Savaşı olmasaydı daha iyi olurdu'ya kadar gider. Fatih Sultan Mehmet'in aldığı İstanbul'u Vahdettin ya da o dönem Osmanlı yetkilileri de geri vermiş durumda. Vural son dönemlerde yeni bir kavram üzerine toplumdaki farklı grupların ya da liderle toplum arasındaki ilişkilerde acaba tekrardan bir düzelme olabilir mi iyi konuşmaya başladık. Bu kavram helalleşme. Helalleşelim mi? Farklı gruplarla, hakları yenmiş gruplarla helalleşelim mi? Tabii biraz daha başka bir pencereden bakarsan helalleşmeye yüzleşme de diyebilirsin. O yüzleşme de her zaman vardır. Daha çok hakkı yenen gruplar, hakkı yenen insanlar, hakkı yenen toplumlar, topluluklarla belli bir yerden sonra hani helalleşme istemek, helallik istemek. Zaten Türkiye'de biliyorsun helallik istenerekten şey yaşam biter ya da yeni bir yaşam başlar. Bunu dedik şöyle yapalım. Hani hep burada hani devletten, liderden topluma doğru bakıyoruz ama hani Atatürk de bu Türkiye'nin en önemli değerlerinden. Ona karşı da eleştiriler oluyor bazen saldırı niyetinde. Acaba Atatürk'ten de helalleşilsin mi? Yani bu hangi gruplar, hangi alanlarda Atatürk'le helalleşmek, Atatürk'ten helallik istemek olabilir. Yani bu haftayı öyle düşünelim diyeyim. Helalleşmeyi biraz ters çevirerek Atatürk'ten helalleşmek, Atatürk'ten helallik istemek ne demektir? Ve hangi alanlarda, hangi aktörler ya da gruplar tarafından yapılmalıdır diye bir soru tartışalım dedik. Sence neyle başlayabiliriz? Aslında çok güzel, evet, çok güzel bir bakış açısı. Çünkü bazen hani mağdurlarla yüzleşiliyor genel olarak. Doğru, ama şu anda mağdur edilenlerden bir tanesi de belki bazı alanlarda kurucular, Cumhuriyet'in kurucuları Atatürk, belki de mağdur edilenlerden birisi ve ona onun söz hakkı da yok. Dolayısıyla acaba biz düşünürsek dediğin gibi kimler Atatürk'ten helallik isteseler iyi olur. Tabii bunun sorusu aslında benim ilk aklıma gelen kadınlar oluyor. Ama kadınlar derken tabii değişik yaşam tarzlarına, değişik inançlara sahip kadınlardan bahsediyor olabiliriz. Böyle Türkiye'de genellikle kadınlar gerçekten Atatürk'ü ve onun temel değerlerini diyelim taşıyan insanlar. Bunu biliyoruz ama zaman zaman bir yandan özellikle bir grup kadından diyelim ki aslında haksız yere kendi hayatlarıyla ilgili çektikleri acıları Atatürk'e ve Cumhuriyet'in o ilk dönemine yükleme, onu sorumlu tutma gibi bir yan oluyor. Mesela işte diyelim ki başörtüsü nedeniyle üniversiteye giremeyen ya da başörtüsü nedeniyle bir iş yerinde çalışamayan bir kadın, bir dönem için söylüyorum, şu gün problem değil ama bunun sorumlusunu neredeyse Atatürk'e dayandıran, hatta Cumhuriyet'in o dönemine dayandıran bir şekilde davranıyor olabiliyor. Bence helallik isteme anlamında, yani Atatürk'ten helallik isteme açısından birinci nokta böyle, buradaki yanlışlık. Çünkü eğer ister başörtülü olsun ister başörtüsü olsun, kadınların eğitime katılmasını, kadınların çalışma hayatına katılmasını önceleyen ya da bunun önünü açan insan Atatürk'le birlikte o dönem ve o dönemdeki radikal çıkışlar sayesinde ve kadına bakışın değişmesi yüzünden kadının çalışma hayatına katılması acayip bir şey değil. Bir önceki dönemde olduğu gibi daha normal bir şey haline gelmeye başlıyor. Yine kadının eğitime katılması, eğitim görmesi de acayip, gereksiz bir şey olmaktan çıkıyor ve anlamlı bir şey oluyor. Dolayısıyla o yolu açan Atatürk ve dolayısıyla eğer kendi başörtüsü ya da inançları nedeniyle okuyamayan, çalışma hayatına giremeyen bir dönem insan varsa aslında burada kabahatli o tarafta değil, başka bir yerlerde ve özür dilemesi ya da helalleşmesi gereken yer bence Atatürk. Evet, kadınlar gibi bence eğitimde de vurguladın. Atatürk 1923'te Cumhuriyet ilan edildikten sonra hemen yapmak istediği işlerden bir tanesi ulusal eğitimde
bir reformu, bugün reform diyoruz, reformu gerçekleştirmek. O zaman da bu konularda çalışan dünyanın ünlü felsefecilerinden, Amerika'dan John Dewey'i davet ediyor. John Dewey Türkiye'ye geliyor 23'te. Bursa, İstanbul ve Ankara'da okulları geziyor. Neler yapılabilecek diye düşünüyor ve ondan sonra birlikte ilk marif reformu denen metni çıkartıyorlar ki orada hani köyün üstülerinin kurulması çok önemli. Eğitimin halka gitmesi Türkiye'nin farklı yerlerinde köyün üstüleriyle çok önemli. Ama çok kaynaklarınız yok ki o zaman Türkiye'nin kaynağı çok fazla yok. O zaman iyi öğretmen yetiştirmeniz lazım. Yani öğretmenin önemli olması vurgusu. Bence köyün üstüleri kuruluyor. Başarılı da oluyor ve 1900 Atatürk'ün ölümünden sonra 45 yılında John Dewey Türkiye'ye geldiği zaman bunlardan bir tanesini ziyaret ediyor ve şunu söylüyor. Biz Amerika'da başaramadığımızı, yani Türkiye Cumhuriyeti savaştan sonra köyün üstülerini başarmış diyor. Zaten ona şimdi devlet okulları, yani public school denir Amerika'da. Hala da o sorun devam eder Amerika'da. Fakat biz köyün üstülerini kapattık. Ama bence yani Atatürk'ün yapmış olduğu daha Türkiye'nin farklı yerlerine eğitim götürmeyi amaçlayan eğitim reformu, yani öğretmenlere değer vermek ve iyi öğretmen yetiştirmek. Yani bugün Türkiye'de eğitim alanında, teknoloji alanında, bilim alanında önemli bir yere geldiysek, çok önemli Aziz Sancar gibi çok önemli bilim insanlarımız varsa esasında bu Atatürk'ün başlatmış olduğu yani eğitim reformu ve öğretmenlere vurguyla devam eden bir şey. Ama tabii köyün üstülerini kapatanlar, bu eğitime darbe vuranlar ve hala da bugün hani eğitim alanında Türkiye'yi kutuplaştırmanın bence Atatürk'e dönüp hani ona eleştirmek yerine onunla helalleşmesi gerekir diye düşünüyorum. Oradan senin söylediğinden devam edeyim. Son sıralarda bir tartışma da çıktı. Hani harf devrimi acaba Türkiye'yi kültürden, birikimden, düşünce zenginliğinden kopardı mı? Dilimizi kısıtladı ve kısıtladı mı diye bir tartışma var. Aslında bu da enteresan bir tartışma haline dönüştü. Zaten konuşulan dil aynı, değişen bir dil yok Cumhuriyet'le birlikte, o dönemle birlikte. Ama harf devrimiyle birlikte kullandığımız alfabe değişiyor ve alfabedeki değişikliğin çok temel bir nedeni var. Çünkü Osmanlı'nın son dönemleri eğitim anlamında çok zayıf geçen, kitap, yayın, kültür hayatı açısından çok zayıf geçen. Yani basılı kitaplar çok az, eğitim çok az, genellikle okullarda misyoner okulları çok fazla, ona dönülmüş durumda birçok yerde, birçok şehirde. Ve çok yaygın bir cehalet var. Bu cehaletle mücadeleyi öncelemek ve böyle bir hani diyelim ki çatlamış bir toprağa su vermek, çok radikal bir şekilde böylesine eğitimsiz kalmış bir ülkede eğitimi, yeniden kurulan bir ülkede eğitimi çok önemli hale getirmek için, o hayatı kolaylaştırmak için yapılan bir harf devrimi var. Bu aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası kaynaklara, uluslararası bilim, teknoloji kaynaklarına erişimine yatkınlığı da arttırabilecek bir şey. Dolayısıyla harf devrimi aslında Türkiye'nin kültür hayatını, eğitim hayatını kolaylaştıran, eğitimin çok yaygınlaşmasını sağlayan çok radikal ve çok önemli bir adım. Ve bu sayede işte senin söylediğin insanlar, Türkiye'nin Nobel alan insanları var. Yani Nobel Edebiyat Ödülü alan, Türkçe yazarak Nobel Edebiyat Ödülü alan insanlarımız var. Başka bir sürü insanımız var. Çok işte Yaşar Kemal'den başla, dünya çapında Nazım Hikmet gibi şairlerimiz var. Kendi dilinde yazarak dünya dilinde olmuş. Dolayısıyla Türkiye kültürünü de sıçratan, eğitimi sıçratan, bugün Türkiye'de artık hani okur yazar olmama oranı neredeyse yok düzeyine doğru ilerliyor. Kadınların okullaşma oranı çok çok yükselmiş. Üniversite bile çok yaygınlaşmış. Bütün bunların arka planında aslında eğitimi kolaylaştıracak, konuşulan dille dünyadaki alfabe sistemine daha yatkınlaştıracak bir radikal adım var. Dolayısıyla eğer hani bugün Atatürk'ten helallik istemesi gereken birileri varsa, onlar o sayede okullarda okuyan, eğitim yapan, bugün siyasete atılan, siyasette ülke yönetimine giden ve birçok şey düşünebilen, fikrini geliştirebilen insanlar.
Buradan biraz da hani Ulusal Kurtuluş Savaşı'na gidebiliriz. Bugün dünyada, Hindistan'da, Pakistan'da, Bengaldeş'te, Mısır'da, Cezayir'de, Ürdün'de, Lübnan'da, Suriye'de bir sürü benim de arkadaşlarım vardır. Hani Mustafa'lar vardır, evet. Kemal'ler vardır. Mustafa Kemal, de, Kemal Paşalar vardır. Hatta yani uluslararası ilişkilerde önemli insanlardan biri Mustafa Kemal Paşa'dır. Aynı zamanda benim çok beğendiğim Amin Maluf'un son kitabında bir hikaye var. Onun teyzesi Kemal teyze. Çünkü yani bir kadına Kemal ismi veriliyor. Ama o da onur duyuyor. Çünkü Kemal Mustafa Kemal'den geliyor. Ulusal Kurtuluş Savaşı bu tür ülkelerde ilk sömürgeciliğe karşı savaş olarak görülür ve Atatürk esasında o savaşı götüren lider olarak sömürgeciliğe karşı mücadeleyi, bağımsızlık mücadelesini ilk kazanan liderdir. O yüzden hep Mustafa'lar, Kemal'ler, Mustafa Kemal Paşalar vardır. Fakat yani son dönemde giderek artan bir şekilde mesela Ulusal Kurtuluş Savaşı olmadı. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda bir kurşun bile atılmadı. Dan başlayarak Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı çok küçülten, hatta Ulusal Kurtuluş Savaşı olmasaydı daha iyi olurdu'ya kadar giden, bazen de bunu yaparken ya keşke esasında olmasaydı çünkü o zaman hilafet kalırdı diyen, gelecek yılda birkaç hafta evvel 29 Ekim 1999 yılını kutladık. Gelecek yılda 100. yılını kutlayacağız. Yani Cumhuriyet'in kurulmasına karşı olan, hala hilafeti şey yapan, özleyen gruplar var. Fakat esasında yani bugünkü dünyada 100 yıl sonra, işte Rusya'nın Ukrayna Savaşı olsun, dünyanın farklı yerlerinde olan güvenlik riskleri olsun, esasında hep 100 yıla geriye gidiyoruz. Sömürgeciliğe karşı mücadelenin ne kadar önemli olduğunu, yani Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. O yüzden de yani bugün Türkiye varsa, Türkiye dünyada bölgesinde önemli bir ülke ise, bir itibarı varsa, esasında o itibarı Atatürk'ün yani sadece hani kendi içinde eğitim olsun, alfabe olsun, bu reformları değil, aynı zamanda sömürgeciliğe karşı ilk mücadeleyi yapan ve başaran lider olması. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın öyle bir özelliği de var. O yüzden bence bu Ulusal Kurtuluş Savaşı'na yani meclis başkanı olup bunları söyleyenler var. O yüzden de hani Ulusal Kurtuluş Savaşı olmadı demek yerine, eğer bugün Türkiye bu haldeyse, bütün sorunlara rağmen önemli bölgesel ve küresel bir aktör olarak düşünülüyorsa, esasında bunun başlangıç noktalarından biri yani Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilanı demek gerekir ve buna karşı olanlar, Ulusal Kurtuluş Savaşı zaten olmamıştı, yapılmamıştı, bir kurşun atılmamıştı ya da hilafet keşke kalkmasaydı diyenlerin bence Atatürk'le bir helalleşmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Buradan devam edeyim. Hilafet zaten Osmanlı'nın son döneminde ulus devlet hareketlerinin artmasıyla birlikte etkisini kaybetmiş, sembolik olmaktan bile neredeyse çıkmış ve Müslüman coğrafyasının değişik yerlerinde de başka halifelik ilanı olan insanlarla birlikte parçalanmış bir şey. Zaten hani Müslüman ülkelerin veya Müslümanlı toplulukların birçoğu Osmanlı'ya karşı ulus devlet anlamında ayaklanmış durumdalar. Birinci Dünya Savaşı öncesindeki manzara da genel olarak bu, ondan sonra da zaten hepsi farklı farklı tabii dış ülkelerin de desteğiyle farklı farklı ulus devletler oluyorlar. Zaten hilafet hani fiilen etkisini orta şeyde olduğu gibi de Osmanlı'nın ileri dönemlerinde olduğu gibi etkisini sürdüren bir kurum olmaktan da zaten çıkmış. Hani sembolik değeri bile çok azalmış bir kurum. Aynen o senin söylediğinden devam edeyim. Kim Atatürk'le ve Cumhuriyet'in o ilk kuruluş dönemiyle helalleşmeli sorusunun bir parçası da gerçekten dini eğilimleri, dini hassasiyetleri çok daha yüksek olan diyelim ki insanlar ya da dini pratikleri çok fazla olan gruplar diyelim ki onların bir helalleşmesi gerekiyor. Çünkü her ne kadar bazıları Ulusal Kurtuluş Savaşı da olmadı, kurşun bile atılmadı falan derlerse de biz şehir şehir Kahramanmaraş'ın kurtuluşunu da kutluyoruz. Adana'nın kurtuluşunu da kutluyoruz. Antalya'nın kurtuluşunu da, İzmir'in kurtuluşunu da buralarda ve İstanbul'un kurtuluşunu, yani Fatih Sultan Mehmet'in aldığı İstanbul'u Vahdettin ya da o dönemin Osmanlı etkileri de geri vermiş durumda aslında. İstanbul'da verilmiş yani bugün bizim bulunduğumuz şehir İngilizlerin hakimiyeti altına girmiş, geri gitmiş yani.
şehir. İstanbul geri gitmiş. Böyle hem, bir durum. Hem kuşatma hem de yani şey altında yani İngiliz yönetimi. Yani İngiliz yönetimi. Fiilen İngiliz yönetimi. Gitmiş yani eğer hakikaten Kurtuluş Savaşı'nın şeyi olmazsa da bambaşka muhtemelen otonom bir bölge olacak filan. Yani Fatih Sultan Mehmet almış ve Osmanlı açısından büyük bir adım. Dünya tarihi açısından ve bizim açımızdan çok gurur verici bir adım sonuçta. Ama o da verilmiş sonuçta. Başka bir padişah da işte o gelişim üzerinde vermiş. Bütün bunların sonunda da tabii ülkede dini ibadet etme özgürlüğü camiler açısından söylüyorum. Son derece sınırlı hale gelmiş. Yani İzmir'de ibadet etme özgürlüğü, Adana'da ibadet etme, İstanbul'da ibadet etme gittikçe sınırlı hale gelmiş. Çünkü artık burası neredeyse bir Hristiyan diyelim ki işgali altında ve onların egemenliği altında. Biliyorsun Osmanlı padişahlarında ilke vardır. Hristiyan topraklarına ayak basmazlar. Yani günahtır. Halife olarak da ayak basamazlar. Başka bir ülkeye gitmezler Hristiyan topraklarına. Öyle bir adet var. Şimdi İstanbul Hristiyan yönetiminde, İzmir Hristiyan yönetiminde. Yani ve ibadet etme, var olma, cami, bütün bu kavramlar şey yapmış, askıya alınmış ve riske girmiş durumda. Atatürk ve Cumhuriyet'in kurtuluşu ve Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın da önderleri aslında İslam ibadetini, Müslüman ibadetini özgürleştiriyorlar. Ve özgürleştirmenin adımını atıyorlar. Ondan sonraki süreç ne olursa olsun bu çok değerli bir şey. Ve bence bugün kim daha benim dini hassasiyetim daha yüksek, dindarım, daha pratiğim diyorsa dönüp Mustafa Kemal Atatürk ve o dönemden helallik istemeli. Esasında yani o dönemin sorunları yok demek istemiyoruz. Evet, fakat öbür taraftan hani bugün bile geçerliliğini sürdüren büyük bence bir vizyonla, yaratıcılıkla kurmuş olduğu bir yapı var. Ki o yapının da önemli sonuçlarını biz bugün yaşıyoruz. Belki bunu çok konuşmuyoruz ama esasında bugün nerede olduğumuzun en önemli referanslarından biri de o gün olmuş oluyor. Bunun bir göstergesi de şöyle kapatabiliriz. Tabii Türkiye çok kutuplaşmış bir toplum, bölünmüş bir toplum ve helalleşme deyince esasında işte farklı olan, mazlum olan ya da işte Aleviler, Kürtler, diğer yani kimlikler o şekilde konuşuluyor ama esasında buranın hani o erken cumhuriyetin kurucu anlayışıyla da helalleşmek gerekiyor. Çünkü o da bir saldırı altında ve o da çok önemli işler yapmış ve o dönemde bence hani bugün bütün bu helalleşme isteyen grupların bir araya geldiği iki tane alan oluyor. 1920'de işte birinci meclis kurulduğu zaman orada bütün dinsel gruplar da var, Kürtler de var, diğerleri de var. Bütün böyle tartışmalar oluyor. Ve 1921 anayasası bütün o 24, 60, 80 bugün falan yeni anayasada konuşuluyor bugün de. Yani bugün Türkiye anayasalar tarihinde hani en iyi metinlerden biri olarak görülüyor. O yüzden de yani bütün o savaş içinde bile hani birinci meclisi kurmuş, orada farklılıklar içinde işte dua eden Atatürk resimleri de var. Kürtlerle birlikte tartışılan Atatürk resimleri de var. 21 Anayasası da mesela bence o anlamda herkesin kabul ettiği, yani uygulamaya sokulmamış çok sorunları var ama kabul ettiği bir anayasa. Yani kutuplaşmaya karşı eğer bir farklılıklar içinde birliktelik olacaksak hani o referanslar oralarda var. O yüzden bence hani bugünün de dünyasındaki çok referans veriyoruz yani Birinci Dünya Savaşı'na, yani o dönemki sömürgeciliğe, o sömürgecilikten çıkmaya. Yani bugünün dünyasında ve Türkiye'sinde ne durumdayız ve nereye doğru gideceğiz diye tartışırken helalleşilen gereken gruplar olduğu gibi bence kurucu liderlerinde o yapının da dan da helalleşmek istemekler gerekiyor. Çünkü saldırmak yerine, aşırı eleştirmek yerine, küçük görmek ya da yok saymak yerine esasında onların yaptıklarının bugünkü değerini anlayıp oradan helalleşmek esasında bana göre sadece ilginç bir açılım olmadı. Yani önemli de oldu. O yüzden hani Atatürk'ten helalleşme Atatürk'ten altında helallik istemesi gereken bir şeyimiz var. Yapımız var diyerek bitirelim.